Hocam, burada bu 15 yıl bayağı duruldu, farkındasınız değil mi? Aman hocam, aman. Böyle gitsin, biz de nefes alalım biraz. Günaydın. Günaydın. Hocam, benim anahtar herhalde sizin arabaya düştü ya. Benim? Anahtarını bulamıyorum da. Vereyim bakın. Diğer testler, sizin testler de orada kaldı. Uğraşmak zor. İcilal hocam. Peki, merhaba. Kendi aralarında da kavga etmiyorum. Hocam biraz bitkin görünüyorsunuz. Hasta değilsinizdir umarım. Yok, değilim. Dün gece çok uyuyamadım da ondandır. Öyle mi? Hocam, size bir şey soracağım. Sizin bir tanıdığınız var. Evet, evet. Çok düşündüm. Olmuyor. Yapamıyorum, beceremiyorum demek ki. Öğretmenliği bırakacağım. Kendinize haksızlık etmeyin, siz iyi bir öğretmensiniz. Boşuna teselli etmeyin Mahir Bey. Öğrencilerime ulaşamıyorum. Ya bırakın onlara ulaşmayı, kendi dersim bile onlara dinletemiyorum. İstifa edeceğim. Buyurun. Nedir bu? İstifa dilekçem. Ya. Öğretmenliğimin 6. ayıydı. Öğrencilerim değil dersi dinlemek yüzüme bile bakmıyorlardı. Yorgunluktan bitmiş, bağırmaktan sesim kısılmış haldeyken bunu yazdım. O günden beri de cebimde taşıyorum. Neden vermediniz? Verdim. Müdür bey kabul etmedi. Son bir derse girip öyle karar vermemi istedi. Ben de öyle yaptım. Son bir derse girdim. Giriş o giriş. Peki ne oldu o derste? Bakış açımı değiştirdim hocam. Nasıl yani? Şöyle. Öğrencilerime kendi gözlerimle değil de onların gözleriyle bakmayı denedim. Sesimi duyurmak için çırpınmak yerine onları duymayı tercih ettim. İcdar hocam, masanın arkasından bakınca öğrencileri karşımızda görürüz. Bir de sıraların arasından bakmayı deneyin. O zaman karşımızda değil, yanımızda olurlar.